Bugün sizlere sadece 4 bezeden oldukça pratik ev baklavası yapacağım. Bunun için 1 klasik su bardağı yoğurt, 1 klasik çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 75 gram eritilmiş tereyağı, 1 tatlı kaşığı limon, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çimdik tuz, 1 paket kabartma tozu. Karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurtayı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 kabartma tozu, sirke, limon suyu, 1 çimdik tuz ilave ediyorum. Eritilmiş tereyağını da ilave ediyorum. Çırpıcıyla güzelce karıştırdım. Tam 4,5-5 su bardağı un kullanacağım. Kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Toplam 4 su bardağı un kullandım. Kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda şu an. Hamurum hazır. Tezgahımın üzerine nişasta aldım. Hazırlamış olduğum hamurumu 4 eşit parçaya bölüyorum. Hafif elime nişasta alarak bezeler oluşturuyorum. Bezelerimin altına nişasta ilave ediyorum, yapışmaması için. Üzerine bir mutfak beziyle örtüyorum. Bol nişasta ile bezemi açıyorum. Hamurumu açtım. Çok fazla inceltmiyorum. Toplamda 700-750 gram nişasta kullanacağım. Bol bir şekilde nişasta ilave ediyorum. Zarf kapatır gibi kapattım. Kenarlarından bu şekilde tekrar kapatıyorum. Diğer bezelerimi yapana kadar bu şekilde dinlendiriyorum. İlk yapmış olduğum bezemden dikkatli bir şekilde açmaya başlıyorum.
Hiç acele etmeden yavaşça açıyorum. Tepsimi yerleştiriyorum. Kenarlarından fazla kalan kısımlarını kesiyorum. İlk bezemi yerleştirmiştim. Kalan kenarlarından kalanları da ilave ediyorum. İkinci bezemi de dikkatli bir şekilde aldım. Son bezemi de yerleştirdim. Kenarlarını bıçakla düzeltiyorum. Dikkatli bir şekilde dilimleri ayırıyorum. Gram eritilmiş tereyağım var. Üzerindeki köpüklerini aldım. Üzeri yanık yanık olmaması için. Baklavamın üzerine yayıyorum. Dibinde kalan tortulu kısmını da ilave etmiyorum. Bir klasik su bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Baklava yağını güzelce çekti. 180 derecede 20 dakika. Daha sonra ayarını 170 dereceye getirip baklavamızı ağır ağır pişirelim. Baklavanın şerbeti için 5 klasik su bardağı toz şeker alıyorum tencereme. Yine 5 klasik su bardağı su alıyorum. Birkaç damla limon sıkıyorum. Şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Toplamda 1,5 saatte ağır ağır baklavam pişti. İçini de güzelce çekti. Şerbetim de güzelce kaynadı, kıvam aldı. Tamamen soğudu. Tatlım da şu anda tamamen soğuk. Şerbetini ilave ediyorum. Şerbetin oldukça koyun. Şerbetini çekene kadar birkaç saat dinlendirelim. Üzerine dövülmüş Antep fıstığı ilave ediyorum. Üzerine Antep fıstığı ile güzelce süsledim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.